Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buluştuk. Tarihimiz devam ediyor. Bitmeyen muhteşem tarihimiz, gizemli tarihimiz muhteşem bir şekilde devam ediyor. İnanılmaz. Devam ediyoruz. Gözü alıp yolumuza devam. Aynı zamanda selam. Ah gözlük sen nereye kadirsin ya. Yani. Başlıyoruz. Mede 7. bölüm. Mede 7. bölüm. Ve Tatar dilinin yanında İskit deyimlerinin çokluğunu gördük. Ve Tatar dilinin yanında İskit deyimlerinin çokluğunu gördük. Semitizm yani Samiler. Semitizm İran dili ne de Aramice, Aryan dilleri değildi. Yani İran dili ne de Aramice, Aryan dilleri değildi. Bunlara Aryan dili vermişler o zamanda. Maksimiller diye bir tane. Andavallı yani. Gördü çünkü. Bütün sonuçları görmüştü çünkü arkadaşlar. Dil bilimciydi. Gördü. Uyanık Almandı. Ortaya bir tez attı yani. Aryanlardı. Hint Avrupalılardı. Ama yemedi. Hayvan telli. Yedirmeye çalıştı ama yemedi. Semitizm İran dili ne de Aramice, Aryan dilleri değildi. Hep yuturdular yani. Ariler. Ari halk. Hikayeymiş. Gördük. Dedim ya. Arkeoloji, dil bilimi her şeyi çözer. Dil bilimi her şeyi çözer. Kaçamazsınız her şeyi çözer. Çözmüş de. Dünyanın kaderini değiştirmiş ya. Dünyanın çehresini değiştirmiş. Çığ açmışlar. Bu dillerin isim çekimi olarak, fiil çekimi olarak ve dil bilgisi olarak hepsi, bakın bunu söyleyeyim. Bu dillerin, yani Semitik dil, İran dili ne de Aramice, Aryan dilleri değildi. Bütün bu diller, bu dillerin isim çekim olarak, fiil çekimi olarak ve dil bilgisi olarak hepsi Türkçe, Moğolca, Fincedir. Ne dersiniz? İşte Avrupa'nın konuştuğu dil yani. Avrupa'nın konuştuğu dil. Sözde ortaya attıkları Hint Avrupa, Maksimilleri, Yemezler, Hayvan Telli. Nasıl çıkartmışlar gördün mü? Gerçeklerden asla kaçılmaz yani. Semitizm yani İran dili ne de Aramice, Aryan dilleri değildi. Bu dillerin isim çekim olarak, fiil çekim olarak ve dil bilgisi olarak hepsi Türkçe, Moğolca, Fincedir. Yani kısacası Turanlardır. Bugün günümüze geldiğimizde bu Turan gerçekliği, dil gerçekliği tamamen bilimsel olarak tasdiklenmiştir. Ve doğrulanmıştır. Bu büyük karakterli Turanlar birbirlerine çok düşkündürler.
Turan dili, Turan dili özellikle iki kola ayrılır. Turan dili özellikle iki kola ayrılır. Bu çok büyük halk topluluğu soydaştırlar. Bu çok büyük halk topluluğunu barındıranlar soydaştırlar. Bu iki kola ayrılan Turanların dili Türkçe ve Fince olarak soydaşlar. Bu iki kola ayrılan Turanların dili Türkçe ve Fince olarak iki kola ayrılır. Özdeştirler. İki kola ayrılır. Özdeştirler. Monsieur Renan'ın bu konu hakkında bir itirazı olmuştur. Monsieur Renan'ın bu konuda bir itirazı olmuştur. Ama ortaya asla bir kanıt koyamadı. Türkçe, tekrar söylüyorum, çok büyük halk topluluğu soydaştırırlar. Bu iki kola ayrılan Turanların dili Türkçe ve Fince olarak iki kola ayrılırlar. Özdeştirler. Monsieur Renan'ın bu konu hakkında bir itirazı olmuştu. Ernest Renan, Fransızdır. Fransızdır. O da yiyecek sonra gelecek zamanda. Zuka'yı öyle derler. Bu konu hakkında bir itirazı olmuştu ama ortaya asla bir kanıt koyamamıştı. Monsieur Renan'ın Semitik dilinin tarihi kitabında bayağı ironi yapmış. Dahiler arasında sayılan Monsieur Renan'ın kitabında geçen dil bilgisi elementler yani metinlerinin hiçbirisini burada bulamadık. Herhalde kendisi rüyasında dini nükteli şeyleri görse gerek ki sonucu ortadadır. Aynı zamanda bu Fransızların kabul üstü tarihçisi dalga geçiyorlar ya. İnanılmaz geçiyorlar ya. Monsieur Renan'ın Semitik dilinin tarihi kitabında bayağı ironi yapmış. Dahiler arasında sayılan Monsieur Renan'ın kitabında geçen dil bilgisi elementler yani metinlerin hiçbirisini burada bulamadık. Herhalde kendisi rüyasında dini nükteli şeyleri görse gerek ki sonucu ortadadır, hüsrandır. Monsieur Vestergaard'ın, Monsieur Norris'in, Monsieur Oppert'in özenle yaptıkları çözümlemeler yani analizler sonucunda dil bilgisi olarak terimler olarak üstün ve ağır basan olarak Turanlılardır. Tatarlardır. Apaçık görüldü ki ikinci yazıtlarda bunların hepsi meydana çıktı. Bu tanınmış yazar olan Monsieur Renan ön çağlardaki İranlılar, Semitikler yani Samilerin bu yazıtları ithal ettiklerinin farkında bile değildi. Kendisi sonunda takip ederek U dönüşü yaparak kendi fikirleriyle zıt düşmüştü. Görün arkadaşlar neler oluyor değil mi? Neler olmuş ya? Monsieur Renan U şeklinde dönüş yapmış. Manası denilir ya. Kendisi hiç Türkleri sevmezdi ya. Ernest Renan'dır ya. Türkleri hiç sevmezdi ama karşıdaki insanlar çok kuvvetli olduğu zaman, kalabalık geldiği zaman ya bir de bu tip insanlar orada araştırma yapan insanlar yani kazalar yapan insanlar bunlar. Arkeoloji kazaları yapan insanlar. Deep bilim uzmanlar aynı zamanda. Devam ediyoruz. Ünlü yazarımız çalışmalarımızın
Ünlü yazarımız. Çalışmalarımızın olağanüstü ve mükemmel olduğunu görünce, Medik yazıtlarını, metinlerini, dilini tanımıştır ve bilmiştir. Tabii ki doğallığında Monsieur Rawlinson ve Monsieur Norris iki değişik metot uyguladılar. Yöntem olarak gizli tutmayı tercih ettiler. Çalışmalar da inanılmaz bir şekilde gizli oluyor yani. Çünkü burada dedim ya, bahsettiğimiz ülkeler arası var yani. Ülkeler arası araştırmalı çünkü bunlar. Çünkü sonuçta bu Batılılar kendi dedim ya, orada kazıtlarda diyor ki bizim muhakkak özümüz oradan çıkacak diyor. İngiliz oradan çıkacak, Alman oradan çıkacak falan. Fransız oradan çıkacak, İtalyan oradan çıkacak falan. Ama ne çıkıyor? Türk Turan çıkıyor. Moğol çıkıyor, Tatar çıkıyor. Kendileri çıkartıyor aynı zamanda. Bu sonuçları Monsieur Renan doğruluğunu dikkate alarak kabul etmiştir. Monsieur Rawlinson dilin gerçekliğini meydana çıkartıp Turan dilinin fiil çekiminin Moğol isim çekimi olarak söz hazinesi söz dağarcığı olarak ana hatlarıyla hepsi Türk'tü. Monsieur Rawlinson'un dilin gerçekliğini meydana çıkartıp Turan dilinin fiil çekiminin Moğol isim çekimi olarak söz hazinesi, söz dağarcığı olarak ana hatlarıyla Türk. Mesonoris ikinci yazıtlarda Ostiak Çeremise'yi bulmuştu. Aralarında diyalekt vardı. Yani lehçe, diyalekt vardı. Ama İskitlerin dil bilgisiydi, yani Turanların diliydi. Aynı başlığa Türk-Moğol diyebiliriz. Sonuç bölümüne yaklaştığımızda gözümüze çarpan bu iki değişik yolun hakkını vererek karşılıklı olarak kontrol edeceğiz. Söz yöneltip üyelerle Turanlı olup iki ayrı kola Tatar Finli grubuna bakacağız. Tekrar gelelim bu kısma. Aynı başta Türk-Moğol diyebiliriz. Sonuç bölümüne yaklaştığımızda gözümüze çarpan bu iki değişik yolun hakkını vererek karşılıklı kontrol edeceğiz. Söz yöneltip üyelerle Turan olup iki ayrı kola ayrılan Tatar ve Finli grubuna bakacağız. Monsieur Rawlinson ikinci yazıtlardan çıkartmış oldukları harfler nitelikleri hiç şüphesiz Turanların orijinidir. Coğrafya ve tarihteki olanların doğrulamak için açıklama yapalım. Coğrafya ve tarihte olanları
doğrulamak için açıklama yapalım. Doğal olarak çivi yazıtlarında gördüğümüz gibi lehçeler vardı. Gördüğümüz lehçeler. Strabon'dan büyük tarihçi Strabon'dan bir giriş yapalım. Strabon çok iyi anlatmıştı. Ki Strabon'da biliyorsunuz yani. Strabon Amasya doğumludur yani. Amasya doğumludur. Milattan önce 35'te doğmuş galiba. Böyle hatırlıyorum da şu an tam aklıma gelmedi. Amasya doğmuş bir büyük tarihçidir yani. Strabon çok iyi anlatmıştı. Bu tanımlık yazıtları hiç şüpheye yer vermemişti. Strabon ikinci yazıtların metinlerinden yola çıkarak Mede'deki ulusal dilin bu olduğunu belirtmiştir. Strabon ikinci yazıtların metinlerinden yola çıkarak Mede'deki ulusal dilin bu olduğunu çıkartmıştır. Yani Türk dili arkadaşlar. Türk dili. Turan dili. Bu büyük Romalı coğrafyacı Pers Mede'de bahtiyarlarla aşağı yukarı yaptığı sayımlarda aşağı yukarı herkesin aynı dili konuştuğunu belirtmiştir. Bu büyük Romalı coğrafyacı Pers Mede'deki bahtiyarlarla aşağı yukarı yaptığı sayımlarda aşağı yukarı herkesin aynı dili konuştuğunu belirtmiştir. Yani bu milattan başlangıcı yani. Milattan sonra 10-15. yıllar yani. Dil bilimi bizlere göstermiştir ki sonuçta değişik dallardan aynı koldan olan İranlılar büyük Aryanlardır. Buradaki halk geleneklerini, göreneklerini, ananelerini çok iyi korumuşlardır. Ana yurtlarındaki isim olan Aryama, arı kelimesi İran'da özel bir şekil almıştır. Damaskus'un bizler için muhafaza ettiği filozofiden kalan seçilmiş bölümler. Edemus'un çağdaşlığı çağrıştıran birinci aşamenitlerde Mede Aryan ismi olarak uygulanıyordu. Bulunduğumuz başka bir yerde bulunan yazıtlardaki metinlerdeki açık karşıtlığı kafamızda canlandırdığımızda halkın arasında konuştukları, anlaştıkları dilin Aryan ırkı Pers diye geçmiştir. Tamamen Zoroast dinine bağlıydılar. Burada kutsal isim Ormuz yani Ahuramazda iyi tanrıydı. Ahriman'ın karşıtı oldu. Tanrısallığın en yüksek mertebeye İran'da ulaşıldığını biliyoruz. Tercümesi ve çevirisi İskitçe olan Büyük Bizut'un yazıtlarında belirtilen ve gösterilen
Les Dieu des Aryans. Türkçesi Aryların atasıdır. Bu tanrı bizim tanrımız değildir demişler İskitler. Konar göçer halk olan atları gibi yaşayan düşman ırk bilinen Turanlar Aryanlardır. Yani Ari ırkın atalarıdır. Yani Ari ırkın atalarıdır. Neler çıkartmışlar görüyor musunuz? Neler çıkartmışlar görüyor musunuz? Konar göçer halk olan atları gibi yaşayan düşünen ırk bilinen Turanlardır. Aryanlardır. Aryanların atasıdır. Geldik. Geldik yine programımızın sonuna. Videomuz bitti. Başka önümüzdeki videoda görüşmek üzere. 8. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.